Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok güzel bir ders. Hani dedim ya meyvede. Ne? Nedir? Ne ifade ediyor? Nereyi gösteriyor? Ne işe yarıyor? Sorularımıza cevap verecek bir şey. Emirdağ Laikası'nın başından okuyorum. Yani bir, ben kimim? Nereden geldiğim var ya, neyi tanımlıyor? Neyi gösteriyor? Burası neresi? Vazifem kimdir? Bunları öğrendikten sonra, bak, bunları öğrendikten sonra nerede ne yapacağım? Bak, nerede neyi nasıl yapacağım? Malzemeleri nasıl kullanacağım? Ha, yani doğruluk ölçüsü. Ben kuralları çok hoşuma gidiyor ya. Evet, evet. Nerede neyi nasıl yapacağım? Dersimiz o. Risale-i Nur'un telifi ve neşri ile beraber bu laika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensip edilmesi ve mutadit mektuplarda da bu laikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri herhalde bu laikaların emniyetini tebarruzu kafidir. Evet. Bizzati kendisi ilgileniyor üstad. Bazen diyor ya o üstadı diyor. Yani bizi diyor alakadar etmez diyor. Hmm. Hakkımı anlatsın da alakadar etmez. Bak ne yazıyor? Risale-i Ya. Bunda ne yazıyor? Bunda aynı. Ya. Bizzati bak ustad kendisi bir öğreti bir dava söyleyin, bir din söyleyin ki müeydesi olmasın, yöntemi ve yolu olmasın, usulü kuralı olmasın, kaidesi ölçüsü olmasın, cezası ve mükafatı olmasın. Vaat ve vaidi olmasın. Böyle bir şey olur mu? Doğruları ve yanlışları olmasın. İşte bu, bak. Evet, Risale-i Nur'un telifi, zuhru ve nişi ile beraber, Hizmet-i Nuriye'nin ve Ders-i Kur'aniye'nin taliminde ve ifasında ve Meslek-i Nuriye'nin talumunda ve uzun bir zamandaki hizmetin devamındaki vaki olacak binler ahval. Yani hizmet ederken çok uzun bir hizmet şeyimiz var. Parkur, soluğumuz var, koşmamız var. Başladık ruhlar aleminden. Elestu bi rabbikum. Kalu bela. Tamamlanana kadar bir sahne alıyoruz dünyada. Şimdi bu telifi, zuhuru ve neşri ile beraber Hizmet-i Nuriye'nin ve Ders-i Kur'an'ın taliminde ve ifasında Meslek-i Nuriye'nin talimünde nasıl hareket edeceğiz? Uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki olacak binler ahval hucuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında, yani hizmet ederken cereyanlar karşısında mason var, komünist var karşısında sebat, metanet, ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, Hizmet-i Nuriye'nin inkişafında suhulete medar olacak, ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, katidir, bedihidir. İkaz var, ihtar var, yapmalar var. Nasıl olacak bunlar? Nereden öğreneceğiz? Yapmaları sözleri diyor ki, yap, sözler de yok. İşte Hazreti Üstad'ın bu gibi şüphe götürmez hakikatlere ve meselelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kutsiyenin ehemniyeti iktizasındandır. Hem bu laikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması. Laikalar neymiş? Bu laikalar bir kısmı
ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zamanda tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve dusturları muhtevidir. Yazdırılmış diyor abi. Evet, yazdırılmış. Yazdırılmış. Çünkü niye biliyor musun? Bir ruha hitap ediyorsun. İnsan ruh, ruhuna hitap ediyorsun. Ruhtur. Yap diyorsun, yapma diyorsun. Doğrudur diyorsun, yanlıştır diyorsun. De deme diyorsun. Orada dur, durma. Nereye göre yapacaksın bu yapılandırmayı? Ruhun yapılandırması nasıl yapacaksın? Ezberden olur. Hangisinin için doğrudur? Nitekim yüzer vakalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç kendini göstermiştir. Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazreti Usta'da arz ettiği bir mektubunda, dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Allah için sizi sevenlere, sizden istihzaatta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclisi ilminizdeki takrir buyurduğunuz mütenevvi ve sözlere bile geçmeyen mesai katiyetle gösteriyorlar ki ihtiyaç da hizmette bitmemiştir demekte ve nurların hizmetinde ikaz, ihtar ve irşatlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık laikalar o mübarek zatın isabetli sözünü teyit etmiştir. Bu laikalarda görüleceği gibi Nur müellifi Aziz Ustadımız Risale-i Nur'un neşri okunup yazılması gibi bizzat nurlarla iştigale emniyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise şüphesiz izahtan varistedir. Zira asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları, bak burayı kaçırmayın. Bak ne diyor? Diyor ki asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup yeni yetişen nesiller ustadı görmemiş. Dershaneleri de bilmiyorlar. Bu ilim ve fenleri okudukları hem tabiün ve maddiün din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı hem küfr-ü mutlak ceyranı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatlerine karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslami fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikri küfrüsünü aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruri var. Zaruret var. Peki, bunlara nasıl davranacağız? Nasıl inşa edeceğiz bunları? Çünkü Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in bir mucize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk ceyranlarının maneviyat-ı kalbi tahribine mukabil, maneviyat-ı kalbi tamir edip ferden ferda imanı tahkikiden gelen muazzam bir kuvvet ve kudreti istinadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'an'ımızın ilham ve irşadı ile ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkür-ü imani dersiyle tabiyun ve maddiyunun boğulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor. İman hakikatlerini madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor.
liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehli iman ve İslam için ön plana ele alınması icap eden ehli iman elinde manevi elmas bir kılıçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen dersi Kur'anidir. Külli marifetullah burhanlarıdır. Ne yapamamışsın dedi? Ayetlerin yıldızlarında. Evet, ayetlerin yıldızlarında. Sema bir, ustad diyor ki ağızdır. Sema. Yıldızlar harfleri. Harf. Her bir yıldız farklı mana ifade ediyor. Semadaki yıldızlar harftır. Hepsi bir harfi ifade ediyor. Ağızdan çıkan harfler. Ayetlerin yıldızı nasıl oluyor? Ayetlerin yıldızı. Ayetlerin yıldızı mesela yıldız ne işe yarıyor? Yıldız. Yön gösteriyor. İnsanı tanımlıyor. İnsanı tarif ediyor. Semasını zinnetlendiriyor. Nerede olduğunu ifade ediyor. Bütünlük içinde burçlardan bahsediyor. Her oralara girmek istemiyorum da. Her bir insan doğduğu zaman onunla bir cin ve bir yıldız doğar. Cin ve yıldız doğar. O cin onun şeytanıdır. Yani beden mübarektir. Beden mübarektir. Hisse ve senes bunlar hep mübarektir. Bu bedendeki sistemi yanlışa sevk eden, bize ilham demeyeyim de dürten, ilham diyelim. Bak konu, çak onu, de onu, dittiren o bizimle doğan cindir. O bizim şeytanımızdır. Ferdin şeytanıdır. O yapıyor. Semada senin de bir yıldızın var. Çekim alanı var. Tamam. Şimdi Kur'an yıldızlarının. Mesela demedi ayetlerde alnına demedi. Ayetlerin yıldızlarına. Yüksekliği de ifade ediyor ya abi. Nasıl? Ayetin yıldızları çok yüksekti ya abi. Ayetin en yüksek makamlarından alıyor onların sarılığı derslerine. Tabii çünkü yıldızların parlaklığı kendi zatından değil. Alıp neşediyor. Yani zatından baktığın zaman bir şey değil ama onun parlaması zatından değil. Hepsi bir harfi tanımlıyor. Sema'da yazı yazıyorlar. Sema bir sayfa, yıldızlar harf diyor başka yerde. Bak diğer ayetlerin yıldızlarından gelen, bak gelen diyor. Aldı burası. Ama Kur'an'ın kendisi değil. Bak ayetlerin yıldızlarından gelen dersi Kur'anidir. Kendisi değil. Bunu şimdiye kadar niye bu mevzulara girdi? Şöyle yapıyor, liselere şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Laikalarla ne alakası var? Şimdi bundan sonra başlıyor. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakim'in bu zamanın fehmine bir ders olması noktasından Nur Risaleleri bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet yine dünyaya örnek, ahlak ve fazilette ustad olarak insanın geçirdiği müthiş burhanlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşistin ifsat ve tahribin yegane çaresi ancak ilahi semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatlarıdır. Hakikat İslamiyettir. Risale-i Nur
hakikat İslamiye'ye ve Kur'aniye'yi müsbet ve müdellel bir şekilde insanın nazarı tahkikine arz ve ifade etmektedir. Hem Nur müellifi bir mektubunda dahilde tarafkârana adavet ve münakaşalara vesile olan furuatı değil, belki bütün nevi beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkan imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslam'ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaik imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle hizmet-i İslamiye'nin ve mesail-i diniyenin umumunu tazamun eden vusat ve camiyeti haiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nevini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-i Kur'ani olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla, hatta değil Müslümanlarla belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışıyorum. Harbi umumi ve komünizm altındaki anarşistik tehlike ve tahribatlarının lisan haliyle dünya fanidir, fıraklarla doludur. Ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz. Nerede birleşeceksin? Kur'an hakikaten bu. Usul ve kaydı olacak. Hutbe-i Şami var mı? Onu getirsene. Ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz. Yoksa sizi mahvedeceğiz. Hutbe-i Şami dedim, kusura bakma. Hizmet rehberi, tamam mı? Hizmet rehberi. Kur'an'ın dersini dinleyip birleşiniz yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanı ile bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarzı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadını benimkisini bir getirebilir misin? Hemen karşıdaki doğru. Hizmet rehberi değil mi? Ha, hizmet rehberi. Tarzı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası için noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve emniyetini tebarruz ettiriyor. İşte laika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Diyor ki, değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'ani'nin esaslarını ders veriyor. Laikalar, bir daha. İşte laika mektupları, yani bu kadar anlattığımız 15-20 dakika sürdü. Laika mektupları ve laika mektupları bu gibi hususlara işaret ediyor. Tamam. Asrın dehşetinden bahsediyor. Asrın ne kadar değil. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniye'nin esaslarını ders veriyor. Bak, isabetli hizmet-i Kur'aniye'nin esaslarını ders veriyor. Bak. Buradan yerler okuyayım. Ustad Bediüzzaman'ın azami ihlas, azami sadakat, azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren, işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Niye? Ta ki hizmet-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvacesinde hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rizai ilahiye nailiyetin ancak bu suretle mümkün olacağına katı kanaat getirsinler. Risale-i Nur dairesine hareket eden muvaffak olur. Başka olamaz. Çünkü asıl imamı böyle diyor. Bak bir de okuyayım o en son şeyi. Muvaffakiyetin ve rizai ilahiye nailiyetin ancak bu surette mümkün olacağına katı kanaat getirsinler. Atlayarak okuyorum. Hem Kur'an'ın hak ve hakikata, akıl ve mantığa dayanan, delil ve hüccete istinad eden ve bütün meselelerini akla tespit ettiren bir kitab-ı mukaddes olduğunu, Kur'an,
Zeminin her tarafında ve kainatın safahatına neşeden, ilan eden, ispat eden Risale-i Nur, bugün alem-i İslam ve insaniyeti nazar-ı takdir ve tahsinini celbetmiş bulunuyor. Bu itibarla Risale-i Nur mazar olduğu küllü muvaffakiyet ve mahiyetinin ve Hazreti Ustad'ın mazariyetinin esaslarını ifade etmek icap ediyor. Atlıyorum. Ustadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki, ustadımız onların nazarlarının Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Ustad Hazretleri'ne gelen nazarı çeviriyordu, risale ediyordu. Atlayarak okuyorum. Evet, bu zamanda, bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında, bak şimdi, bu zamanda, tamam, ne demek? Bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler var. Cihanı içine alan. Hengamında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdi. Yoksa nasıl yapacaksın? Ailevi meseleni de bununla çözeceksin. Risale-i Nur baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle mektubat ve müdafaat, hepsi de bu asıda bir cadde-i kübre-i Kur'an'ı olan bu sırat-ı müstakim ayni-i mücellasını beyan ve ifade eder. Mektubat ve müdafalar. Evet, müdafalar. Onun ayni-i dur okuyayım. Sırat-ı müstakim ayni-i mücellasını beyan ve ifade ederler. Mücella nedir? Parlattıran. Evet. Diyor ki Risale-i Nur şahs-ı manevisinin mümessili muhteremi ebedi Kur'an hakikatlarının dellalı, mübelli ve naşiri olan ve bütün şahsiyetini Risale-i Nur vasıtasıyla biiznillah ebede kadar istifade ve istifazaya medar bir şekilde devam ettiren ustadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meslek ve meşhebine dair Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatları hizmet-i maneviyede bulunan Nur şakirtleri için daima tazelenen bir dersimiz. Her zaman tazeymiş bu. Bak, daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz değişmez dosturumuz. Maddi ve manevi her türlü engeller karşısında muvaffakiyete, rıza ilahiye isal edici, en emniyetli rehberimiz manasıyla. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş, çok muhtelif efkar ve mizaç sahipleri bu hizmet safına yer almışlardır. Elbette bütün efkar, kanaat, meslek ve meşrepler üstünde makam-ı sıddıkiyette yer tutmuş ve şahs-ı manevi Ali Beyt-i mümessili olarak hizmet-i Kur'aniye'nin başına geçmiş. Ustad Bediüzzaman'ın şimdi Camia İslamiye umumiyetle Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'an'a sarılmış bulunmaktadır. Hem Nevi Beşir'in dahi cazibedar siyaset hadiselerinin tevafuku neticesinde rahmet-i ilahi ile hakikat-ı Kur'an'a yapışacağı emareler görünüyor. Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden rıza-i ilahi ve tevfik nurlarının tevali ve devam etmesi için herhalde Hazreti Ustad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşhebi, yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hadiseler, şiddetli tazikatlar ve hücumlar karşısında maddi ve manevi engeller içerisinde takındığı tavır, niyaz ve yaşadığı halet-i ruhiye gösterdiği azim ve sadakat gibi ahvali olan sıddıkiyet mesleğidir ki, Nur talebeleri için ehemmiyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşamak icap eder.
çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken medeni bir hakikat vardır ki o da şudur. Risalelerde, mektuplarda, layıkalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek ustadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki ustadımız onların nazarını risalına tevcih ediyordu. Acaba bunun sırrı hikmeti neydi? Mütemadiye ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? Evet, bu muazzam bir hakikattır ve Hazreti Bediüzzaman'a kafil bir muazzam hakikatın ifadesidir ki dersimizi hakikat-ı Kur'aniye ve envar-ı imaniye hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi birbirimizle manevi münasebet, alaka, uhuvvet, muhabbet dusturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler karşısında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Niye? Çünkü Kur'an'ın bu asra bakan vecesini ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bu zamandaki vazife-i diniye tavrını külli bir mana ile şimdi bu surette Risale-i Nur'la görmüş, anlamış bulunuyoruz. Bu hizmet rehberindeki yazılan bahisler, Risale-i Nur'un mektubat, lemalar, şualar, mudafalar, laika mektuplarından alınan ve hizmet-i nuriye kısmen meslek-i nuriye temas eden kısımlardan ancak birer cüzüdür. Risale-i Nur baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle mektubat ve mudafat, hepsi de bu asırda bir cadde-i kübre-i Kur'an'ı olan bu sırat-ı müstakim ayni-i mücellasını beyan ve ifade ederler. Risale-i Nur müellifi muazzez ustadımız uzun yıllar boyunca hizmet-i nuriyenin muhtelif safahatında talebeleriyle birlikte maruz bırakıldığı çeşitli hallerde zaman ve zemine münasip ve o hallere muvafık ders, ikaz ve irşatlarda bulunmuştur. Risale-i Nur'daki hakaik, nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem hakaik imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez. Bak, o çok önemli bak. Risale-i Nur'daki hakaik ve nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem hakaik imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez, ebedi hakikatlardır. O kutsi hakikatın ders ve taliminde, neşir ve ilanatında, ders yapacağız, ilan edeceğiz. İlanatında da hizmete taluk eden irşat, ikaz, teşvik ve tergibi tazamun eden şu gelecek meseleler de herhalde değişmez ders ve esasattır ki nur talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif safalarında onlardan istifade ederler, müşkilatlarını giderirler. Hangisinin için doğrudur? Neyi nasıl yapacağım? Kime ne diyeceğim? Nereden bilecek? 35 tane şey söyle Hasan. İşte teşvik. Ben bir de karşımda. Sahip evet. Kaç ayrı okuduğumuz sen mukaddeme. Bak bir de okuyayım şurayı. Risale-i Nur'daki hakaik. Nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem. Hakaik imaniyedir. Tamam, bu tamam. İman esasları. Sözde mektubat demanlar şu alır. Tamam mı? Tamam, bak şimdi ne diyecek? O kutsi hakaikın, bu kutsi dersi biz ve hizmet ederken karşıdakileri. Nasıl ki doğrudan doğruya ferzi Kur'an'da mülhem, hakaiki imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez, ebedi hakikatlardır. He, o kutsi hakaikın ders ve taliminde, neşir ve ilanatında, hizmete taluk eden irşat, İkaz, teşvik ve tergip tazamun eden şu gelecek meselelerde herhalde değişmez dersler ve esastırlar ki nur talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safalarında onlardan istifade ederler, müşkilatlarını giderirler. Daha geniş istifade için bu hizmet rehberinin menba olan külliyat-ı nuriye ve mektubat-ı
mektubatı mutala etmelidirler. Bu hizmet rehberi ancak o külli ve muazzam hakikatın bir küçük nümunesidir. Bu rehberdeki bazı kısa bahisler ve cümlelerden derhal o bahis ve cümlelerin alındığı risalelere müracaatla meseleleri geniş ispat ve izahatla elde etmek, derk etmek lazımdır. Hizmet rehberinde esas ümde ve hakaik İhlas risaleleri ile Uhuvvet risaleleridir. İhlas risalelerinden 15 günde bir defa okunmasının emredilmesiyle sır İhlas ve Uhuvvet'in nur talebeleri mabeyninde bizzat istimalinin azami ve emniyetin anlaşılmaktadır. Bu hizmet rehberi Külliyat-ı Nur'dan ve Mektubat'tan İhlas ve Uhuvvet risalelerindeki dusturları ve esasları teyit ve takviye eden bahislerde müteşekkildir. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ederiz ki bizleri sırr-ı ihlasa muvaffak eylesin. Amin, amin, amin. Ustadın varisleri nur talebeleri. Buradan devam ediyor. Burada neyi nasıl hareket edeceğini bu söylüyor. Kime ne diyeceksin? Nasıl diyeceksin? Nerede duracaksın? Kimin karşısında duracaksın? Kimlerle beraber edeceksin? Hareket ettiğin kişilerle nasıl davranacaksın? Bak ne kadar cebine koy git. Evet, şerh bu. Hizmetin şerhleri olması için. Diyor da. He? 4-5 tane şey söyledi ya. Şerhli olmaları için. İşe etmeleri için diyor. 4 tane şey söyledi. Evet. Çok ona kafayı taktım maşallah. Söyledim sana. Risalelerdeki hakaik. Nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem hakaik-i manidir. Zamanınız ve zeminine göre değişmez ebedi hakikatlardır. O kutsal hakikatla hakaikin ders, taliminde irşat, hakaikin ders, taliminde neşir ve ilan altında hizmete taluk eden irşat, ikaz, teşvik, tergip, tazamu neden şu gelecek meselelerdir. Dört tane. İrşad, ikaz, te. İkaz, irşad, teşvik, terhip. Aynı zamanda ikaz ediyor. Şunu yap, şunu yapma. Aynı zamanda seni teşvik ediyor. Evet. Koşturuyor seni. Yani şeyh bu. Mesela nasıl yapacaksın? Nerede duracaksın? Bu en son sayfa kaç sayfa oldu? Mukaddeme işte ya. Mukaddeme. Hizmet rehberi mukaddemesi. Şeyde de var. Kastamonu'da da var. Mesela Emirdağ'daki de öyle. Bak ne diyordu? Demek değişen dünya hadiseleri. Bak çok önemli. Değişen dünya hadiseleri geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'an'ın esaslarını ders veriyor. Yani bak, değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor laikalar. Sürekli değişiyor mesela. Bir zaman abiler vardı, şimdi size başkaları var değil mi abi? Evet. Değişti mesela. Yani. Mesela bak, bunun fristesini yaptım. Böyle 6 tane var. Emirdağ. Hepsinin filistesini yapmışım ben o 20 küsur yaşındayken. Onlar. Bu mektup, bunu basıyorum. Tabii. Sayfa sayfa. Yani kelime kelime filiste yapmışım. Ondan sonra bak. Bak. Bunlar hep böyle fristesini yapmışım. Bak. Kelime kelime bak abi. Al abi. Bu da gayrimüteşir eklemişim. Üstad yayınlamamış ama gayrimüteşir. Bu da gayrimüteşir bak. Osmanlıca'dan çevirdim. Şu. Ama bu çok antika. Şu.
çok antika. Onu pek çıkartmıyoruz yani. Yani ondan sonra bak bu yani tek o kendime göre şeyler bu gayrimüteşir tecrübe etmişim. Laikalar hareket eğer buna göre hareket edilmese bak 52 yaşındayım. İnşallah 53 olacağız. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Yanlış anlamayın. 80'den önce tanımışım vesaire. Hadiseleri gördüm demek anarşi şeyle. Ve genişen o var ya şu anda 2015. O renkli var ya curcunaları. Buna yapışan kurtardığını gördüm. Diğerleri tarumar oldu. İtimat edin bak buna üzerine Allah'a yemin ederim. Laikalardan elinizi gevşetin. Bak bugün benim düşmanım benim çoktur. Bugün varım yanınızda yarın yokum. Bu laikalardan sözleri iyi bilmeyebilirsin. Kaderi iyi bilmeyebilirsin. İştirak amal-i uhreviyeden isen düşmez. Laikalardan elini gevşettin. Dünya ve ahirette saadetin, huzurun yoktur. Yani iştirak amal-i uhreviyeden cemaatin hasenatına ortak olamazsın. Tek başına gideceksin. Eğer bunu gevşetsek var ya, ben mesela düşünün düşmanım ne kadar? Bu kadar geniş yelpazede hareket ediyoruz. Yurt dışı. Türkiye'de. Eğer ben bunlara göre hareket etmesem, neyi nasıl diyeceğim? He? Neyi nasıl hareket edeceğim? Ağzıma bakıyor ki yanlış yapsın da serişte edeyim. Bu Müslüman ve dava arkadaşım ha, yanımdaki. Kafirden bahsetmiyorum. Ateistler beni tenkit etmez, bilmezler beni. Beni tekinde denen en yakınım sizlersiniz. En iyi bilenler. Peki ne yapıyorum bak. Böyle çize çize. Not ala ala. Bir şey anlatmaya çalışıyorum anlıyor musun? Bundan gevşettin mi hiç şansın yok. İnan bana. İnan ha. Eğer hevesini karıştırırsan tamam öyle ama her heves karıştığı yerde mutlaka fatura çıkacak sana. Edesi var ya yollarda edese. Bir basıyorsun arkandan fatura geliyor adrese. Adeta bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Beni sana onu... İnan. Aynen. İtimat et. Ruhumdan söylüyorum. Ne olur itimat et. Gevşettiğin anda hiç şansın yok. Psikoloji noktasında hangisi doğru? Hangisinin için doğru? Yani bir sürü şeyler var. Televizyona davet edenler, başka yerlere davet edenler X. Şöyle yap diyenler. Şöyle şöyle hareket edersen şu binayı sana veririm diyenler. Daha güzel hizmet olur. Ondan sonra vesaire teklif edenler. X, Y, Y, Y. Çok iyi biliyorsunuz. Öyle mi? Bak biliyor. Neler? Neler? Ama bundan elini gevşetsen vallahi hiç şansım yoktu. Bir bakıyorum teklif mi ettin öyle? Şimdiye kadar çok tecrübelerle çıkanı okuyorum. Şimdiye kadar ne çıktı bilmiyorum, ne okuyacağımı da bilmiyorum. Şimdiye kadar çok tecrübelerle Risale-i Nur'un serbest intişarıyla belaların refi ve ona ilişmek ve susturulmakla belaların gelmesi sabit olmuş. Hatta mahkemede ispat edilmiş. Anlaşılıyor ki bu bahar fırtınasında iki harici, iki daire, dört ceyran her biri birer maksada göre ve nurcuların şefkini ve sahilerini ilişmek, yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek istemelerinden kuraklık başladı inşallah yakında laf olur. Vesaire. Yüzlerini dünyaya çevirmek dedi ya yani maksatlar o yani. Kendi evet. Dairelere çekmek yani. Mesela istina çıktı. 231. Sağ tarafta istina. Diyor ki bu geçici bu gece hiç görmediğim bir itap ustad araba almış. Yani araba değil de dedi ki arabamız olsaydı dershaneleri, nurcuları ziyaret ederdim bak. Bunu da diyeyim kapatayım olayı. Ya araba olsaydı, küçük bir araba olsaydı
İsparta'dan Konya'ya, şuraya buraya, Urfa'ya Nurcularla irtibat kurardık yani. Güzel bir şey olurdu dedi, o kadar. 4 kişi bir araya geliyorlar, 4000 lira para topluyorlar. Bir araba alıyorlar. Tamam, usta da geliyor. 231, birinci emirde Allah aşkına. Usta da gece bir baskın yapıyorlar. Ustad sabah feleği şaşırıyor. Kafasından, kulağından, gözünden duman atıyor. Diyor ki, bu gece hiç görmediğim bir hitap, hiç görmediğim bir tehdit kısma, bir tazip suretinde manevi bir şiddetli ihtar ile denildi ki, ne dershanelere gideceksin ya işte arabayla ya? Başka bir şey yapmayacaksın. Denildi ki, dünyaya zevke, keyfe tenezzül etmemekle, keyfe tenezzül etmemekle nurlardaki ihlas ve istinayı muhafazaya mükelleftin. Ve bu asırda yestahibun el hayate dünya sırrıyla dünyayı dine tercih etmek bilerek neler diyorlar? Lan ne oldu ya arabaya? Bilerek elması şişeye tebdil etmek olan hastalığa nur vasıtasıyla çalışmaya vazifedardın. Sen yüz tecrübenizle de anladın ki insanların hediyeleri, insanları, yardımları sana dokunuyor. Hani anlamadın mı Said? Dediler. Hatta seni hasta ediyor, bilemedin mi Said? Her gün eserini, tecrübesini görüyorsun. Senin en ziyade itimat ettiğin ve Risale-i Nur'un fedakar kahramanlarının yüzlerini Risale-i Nur'un hizmetinden ziyade kendi istirahatına çevirmeye sebebiyet verdin Said. La ne alakası var? Bize göre öyleymiş. Bize göre öyleymiş. Sen kendine çevirdin. Demek ki istirahatı bozan yestehibine hayat dünyaya hakikaten o sabah kurdun. Aynen. İlahir diye daha mane çok söylenirdi. diye beni tam, ama bana böyle bir şey teklif etseler, Allah razı olsun kardeşim, yer gök ve içindekilerin sahibi olan, içindekilerin sahibi olan Allah senden razı olsun, bana böyle bir araba hediye ettin lan, hizmet bu be kardeşim, sen var ya artık sayıklıyorum, tamam mı, cenneti neresiyse koyuyorsun, ustada da Said daha çok şey denildi, ilahir diye daha manen çok söylenildi diye, beni tam tekdir etti. Hatta şimdi bir manevi tokattan dahi korkuyorum. Sakın bana böyle bir şey yapmayın ha. Yapın yani, getirin. Ustad. Hemen böyle tevilimiz şu. O ustad kardeşim. Ya yani bizimle ne alakası var? Hasan abi istilam bir şey dediği zaman adam diyor ki diyor, üstad diyor araba olmuş diyor. Bak bunu okumuyor da söylemiyorum ama. Ustad diyor çam dağına çıkardı. Ama 3 gün açtı. Ustad şalvar giyerdi. Yani sen de giymiyorsun. Hatta şalvar giyenlere softa, nurcuların softası. Yani ustad ne giyerdi? Ustad daha çıkardı, çama çıkardı diye çıkıyorsun. Ustad şalvar giyerdi, niye giymiyorsun? Ustad sarıksız namaz kılmazdı, niye yapmıyorsun? Hadi onunla dolaşma. Takkesiz dolaşıyorsun. Sen Şafi misin? Şafi'nin takkesiz sokakta dolaşması, Şafii mezhebinde olan. Var mı burada Şafii mezhebinde? Yok. İyi ki yok. 1- Mahkemede şahitliğin kabul edilmez. 2- Nikahta şahitliğin kabul edilmez. 3- Müslümanlar arasındaki yeminin kabul edilmez. Hukuk-u İslamiye. Softa. Dün salonlarına gidiyoruz konuşmaya. Aynı böyle. Takke, şalvarımız aynı. Görüyorum da çaktırmadan ben de çünkü hiç umurumda mıymış? Bak ilahir, ha ustatmış o, bizimle alakası yok. Niye yazmış buraya? Diye beni tam tekdir etti. Hatta şimdi manevi tokattan da korkuyorum. Bu hadisenin çare-i yeganesi, bu otomobili alan sizler ilan edeceksiniz ki bu kardeşimiz Said bunu kabul edemedi, etmedi değil ha.
Edebi ah. Hani Almanya'da imamlık yaparken bir sürü kutuya soru kutusu var masada ya. Soru atıyorlar. Bir elimi atıyorum. Yarım saat dersten sonra o sorulardan ne çıkarsa teraviye kadar ne kadar zaman varsa onu okuyorum. Bir tane bir şey çıktı. Şöyle olan kağıda bakıyorum, cemaate bakıyorum. Değmezdi. Zula edecektim. Müdahale etti cemaat. Şey müezzinlik mahfili var ya. Lamba. Lamba yani saatin doldu vesaire diye ikaz var ya yanıp sönüyor. Biz anlıyoruz ama cemaat görmüyor, tamam mı? Lamba burada yanıp sönüyor. Daha da anlamadın ikaz, ezan okundu. Sırtın arkandaki lamba yanıp sönüyor. Tamam mı? Baktım ki lamba yandı. Kale almadım. Zula ettim soruyu. Tamam mı? Baktım arkadaki yanıyor. Cevap ver dediler. Atma onu. Baktım ki ola ne yapayım? Öndeki hocam. Önde ha. Cevap verin lütfen neydiyse. Peki. Kağıtta şunu yazıyor. Niyetiniz ne? Siz buraya niye geldiniz? Para almadığınıza göre, maaş almadığınıza göre. Hediye almıyorsunuz, para almıyorsunuz. Bak niye? Bunlarla alakalı bir şey. Ha, ben yaptığım bu fedakarlığı şahsen yaptı. Şansıma kalacaktı tek. Dedim ki cemaat o sizin pembe para var ya. Euro'nun en büyük parası 200 euro. Pembedir. O pembe, cemaate hitap ediyorum. O pembe paranız var ya almamaktan içim kahrediyor, yanıyorum. Müezzin mahfende şöyle yapıyor. Ayağım şöyle. Tamam. Niye? Tamam. Niye kahrediyorsun demek istiyor. Tamam da niye? Şu Bediüzzaman var ya Bediüzzaman Hazretleri. Bak da böyle surat indi. Almayacaksın dedi bana. Hizmetini mukabiş almayacaksın. Benim onunla içim yanıyor. Ne yapayım beynimi yıkadı. Hop. O hasene, o güzellik bütün ruculara var. Ama yaptığım bir kötülükte Hasan böyle yaptı demezler. Ne derler? Nurcular. Nurcular böyle. Onun için çok dikkat edeceğiz. Bak ne diyor? Bu ilan edin ki bu kardeşimiz Said bunu kabul edemedi. Manevi dehşetli bir zarar hissetti. Ne yaptı peki? İkincisi otomobil şimdi Konyalı Sabri'nin yanına gönderilmeli. Oraya gitsin. O razı olmasa Medrese-i Zehra'nın erkanlarına gitsin. Sabri merak etmesin. Her ay nurlara onun harika hizmeti bir otomobil fiyatından ziyadedir. Ziyadedir. Onun için gücenmesin. Ondan sonra otomobil hakkında üzerine bina ediyor. Bak burada. Ne yapılacak? Sonra otomobili satılsın. Kim ne para verdiyse iade edilsin. Tabii ki alış fiyatına satılamayacağından eksik olacaktır satmak. O zaman diyor sakkomu, donumu, atletimi, paltomu satacağım. Eksik parayı tamamlayacağım diyor. Ha burada diyor da onun için. Şimdi ben bunu okudum. Gerçi benim atletimi, donumu, sakkomu kimse almaz da. Şimdi bak çünkü sirayet var ya eşyada. Peygamber Aleyhisselam kazanı kaça satın alırdınız? Veysel Karanlı'yla gönderdiği hırkayı şerif. Resulullah giymiş onu. Öyle bir şey olur mu? Dünyada yok öyle bir şey. Şimdi ustadın o donunu, çamaşırını garipseyersiniz diye söylüyor. Asıl imamı yani, tamam. Şimdi bu dersler buraya konmuş. Risale-i Küllat'ı. Değişmez prensiplerimiz buradan alacağız. Tamam. Peki ben buradan ders almayacak mıyım? Ha? Ben buradan ders almayacağım. Ne alacağım? Şimdi burada bunu yaptığı almayı mı iktiza ediyor? Ustadla alakalıymış. Ya... Usta taklit edilmezmiş. Dediklerini söylüyorum. Niye lan gitti ki sonra? Usta taklit edilmez. Usta bile taklit edilmez tabi kardeşim. Usta değil. Fahri kainatı taklit etmeyle farzdır. Vazifemiz Bediüzzaman'ı değil. Resulullah'a taklit edeceksin. Ama ben Resulullah'ı bilmiyorum. Ha buna bak. Güneşe bakamıyorsan aynaya bak işte. Orada gözüküyor güneş. Değil usta. Resulullah'a taklit etmek vazifeliyiz. İn kuntum tuhibbuna Allah fettebiyunu yuhibbukumullah öyle mi? Dolayısıyla Allah. Dolayısıyla Allah. Allah'ın ahlakı. Biz efendim onu taklit edemeyiz. Ya en azından kabul et de karşıma dikilme ya. Ben de yapamıyorum. Yapamadığını şöyle de. Bak ne diyor? 456 mıydı mektubatta? Yapamasa demiyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Yapamıyorum ama doğru budur. Öyle de ya.
Öyle de iştirakla mağlubiyetten zarar görmezsin. Cemaatın sebabına ortak olmakla sıkıntın yok. Az gelir ama gelir. Ama desen ki ooo hangi zamandayız? Olur mu canım? O ustaday. Tak aşağıdasın. Demek abi yapamıyorum. Ben de diyorum. Yapamıyorum ama doğru budur. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bileceğiz. İştiraka mal-ı uhreviyede kalmak için. E şimdi bu bana burada ne diyor? Ne yapmam lazım? İstina dersini 163'te ne diyor biliyor musun? Mektubat var ya ikinci mektup. İstina almamak zannediliyor sırf. Ya. İstinanın %50'si veren nasıl verecek? %50'si alan nasıl alacak? Anladın mı? Yani arkadaşlar çok acayip bir şey söyleyeceğim. 182. sayfada Emir Dağ 1'de alan nasıl alacağını söylüyor. Bak şurada. Yani göresiniz diye söylüyorum. Yeri komple değil. Bak 182. sayfa. Allah nasıl alacak? Usta tam 4 tane takoz koyuyor. Bir takoz koyuyor. Adamın arabası iterek mi gidiyor? Yoksa motorla mı gidiyor? Motor çalışıyor mu? Araba iterek mi? Yani heyecana mı geldi de parayı veriyor? Yoksa içeriden mi doğmuş? İterek gidiyorsa bir takoz koyarsanız araba durur. Ama eğer motoru çalışarak araba gidiyorsa bir takoz koy, atlar. Bir takoz da koyuyor usta, atlıyor. Bir takoz da koyuyor, üç, atlıyor. Dördüncüsünde diyor ki, ben daha engel olamam diyor. Ben daha engel olamam. Çünkü motorla gidiyor. Yani heyecanlanmamış. Heyecanlandırıp şey yapılmamış. Heyecan var mı yok mu? Dört tane takoz var burada. Bak ha. Burada. E ben ne yapacağım? Bulamayacağım da. Hani istina almamak değil. Hep öyle anlamışız. İkinci mektupta %50'dir. %100 kabul edersek istina kuralı. Veren nasıl verecek? Alan nasıl alacak? Alanı ben size yeri gösterdim. Alan nasıl alacak? 182. Diğer atıflarını göstereyim mi size? Söyleyeyim mi? Emir Dağ 257. Emir Dağ 1 231, Emir Dağ 1 225, Emir Dağ 1 183, Emir Dağ 1 188, Mektubat 13, Emir Dağ 2 74 216, Kastamonu 49, hep envara göre, Barla 355, o çok önemli. Barla 355, o da Allah nasıl alacak? Yani veren de nasıl verecek? Mektubatta kuraldan bahsediyor. İstinamız var diyor. İn ecre ila Allah. Ben ecrimi ancak Allah'tan iş yapabilirim. Evet. Yani layıkalar olmasa perişanız. Perişanest. Hizmet hesabını alması gibi vaziyetler. Yani bu hizmetle alakalı. Çünkü şahıs meselesini o kadar baskı yapmıyorlar. Kişinin şahsi kusuruyla umumi kusuru çok farklıdır Faruk. Yani şahsi ne kadar kusurunuz olsa bile Allah pek bakmıyor. Bak dershanelerde zarar gören, yani dershanelerden, yani zarar gören diye derken dershanede kalamayan, size söylüyorum, vakıfsınız. Dershanelerde vakıf olarak kalıp da gidemeyenler hangi sıfat biliyor musun? Ne olur 32 senelik tecrübemi söylüyorum, paylaşıyorum. İki tane şey söyleyeceğim devam etmek istiyorsanız. Bak bu 30 senenin hayat damlası. Uzun vadeli, uzun soluklu dünya ve ahirette vakıf olmak istiyorsanız iki şeye elinizi uzatmayacaksınız. İki şeyde hata yapmayacaksınız. Bir delikanlı vakıf olup sonra gidiyorsa ikisinden ya ikisine ya bir tanesine bilerek, bilmelik olursa değil, ihanet etmiştir. Yoksa Allah onu bırakmaz. Çünkü Allah verdiği nimeti geri almaz diyor ayet-i kerimede. Allah verdiği nimeti geri almaz. Şahsi kusurlardan da şehvettir,
paradır, şöhrettir, onunla da gitmiyorlar. Abi efendim ya işte kafamıza vurdu, evlenmemiz lazım bilmem ne, tamam. Ya bu ne biliyor musun? İnayet bırakıyor. İştirak amanu hurevi bana şahsı manevi. Seni bırakınca sende böyle şeyler oluyor. Yoksa sen böyle olduğun için gitmiyorsun. Şahsı maneviyi bırakınca sende bunlar oluyor. Yani Şafi tecelli ettiği için biz sıhhattayız. Yoksa Şafi hastalıkla tecelli etmiyor. Şafi çekilince Allah hastalık vermiyor. Tepemize hastalık biniyor. O iki şeyi söylüyorum. Bir, sakın ha beytül mala eliniz uzatmayın. Dershanelerin malına elinizi uzatmayın derken şahsınıza geçirmeyin. Allah gizlilerin en gizlilerini bilir. Bizim iştirak amal-i uhreviye şahs-ı manevimiz canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kim nereye layıksa ona göre muamele ediyor. Birincisi neymiş? Beytül mala dokunmayacaksınız. İki, birbirinize haset ve adavet etmeyeceksiniz. Haset. Anladınız mı? Sete mi diyor? Sete mi? O, onun doğması. Kavganın o sebebi. Kavga etmemek için. O hucumat-ı sitte, ihlas, bunu demiyor. Ben, o şeyi, kavga etmemenizin sebebi. Bu ise bir vakıfın birbirine kavga değil. İç aleminde niçin darlıklar olur, niçin tuhaf tuhaf garip istekler, arzular, meyiller başlar. Dershanede dayanamaz, çekip gider. Niye gider? Bu iki sebepten bir tanesi veya ikisi ne yapar? Bu sefer kadili ilahiye fetva veriyoruz. Fetva verdiriyoruz. İnayet-i ilahiye bizi bırakıyor. Bizi bırakıyor. İştirak amali uhreviye canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kimi nasıl muamele edeceğini biliyor. Sakın bu ikisinden bir tanesini hata yapmayın. Bilerek yapmayın. Bir, beytül mala dokunmayacaksın. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını değil mi? Bilmiyor musun? Bak şimdi. Bütün mahlukatı emrine almıştı değil mi? Konuşmalarını biliyordu. Tamam. Bu Süleyman Aleyhisselam bütün kuşlar herkes çağırdı, bir kişi eksik. Hüdüt eksik. Nerede demişler? Yok demişler. Ondan sonra ne haber göndermiş vesaire. Gelmiyor. Hemen anlamış. Dedi ki dişisiyle beraber miydi? Ya kimmiş var onun yanında, kimmiş Süleyman falan der gibi. Tamam demiş, neyse. Neyse, orası önemli değil. Geldi. Azarladı. Süleyman Aleyhisselam onu azarladı. Ne dedi biliyor musun o kuş? Ve ufak bir şey, serçe gibi bir şey. Ey Allah'ın peygamberi, bu sarayı dedi, başına yıkarım dedi. O kadar azarlamış ki. Bu saray var ya, saray. Sultandı ya, sultan. Bu peygamberler için de sultan, padişah bu yani. Yani saltanatı çok büyük. Saraylar var yani, cinlere yaptırmış. Saraylar. Belkis'in sarayı gelmiş. Saray. Diyor ki bu saray var ya, senin başına yıkarım demiş. Allah'ın Resulü demiş ki, ya demiş nasıl yıkarsın peki demiş. O halinle mi yani? O bu sadecik şeyinle mi yıkarsın? Beni demek istemiş. Sen nasıl yıkarsın benim başıma bu sarayı? Söyle bakalım demiş. Giderim dedi. Bir beytul maldan, bir yetimin veya beytul mal devletin malı. Ki geneldir. Kulak olmuyor o zaman. Artık kimle helallaşacaksın? Beytul mal genel bütün insanların, geçmişin, gelecek neslin malıdır beytul mal. Beytul mal olan bir tarladan dedi bir çamur alırım gagamla, gelirim senin bacana yapıştırırım.
O beytul mal dedi, toprağını gasp etmiş olursun. Allah da sana gadab eder dedi. Dedi ki tamam. Vazgeçtim. Tamam, doğrusu. Yani beytul malın küçüğü ve büyüğü yoktur. Bunu büyük alimler söylüyor. Bu herhangi bir menkıbe değildir. Olmuş. Allah onunla ders verditmiş. Beytul mal. Yani hizmetin malına ille böyle kendi şeyine değil, sen emanet mi verilmiş sana? Bu dershanede misiniz? Bardağı da doğru kullan. Yani beytul mala dokunmayacaksın. Ühdene mi aldın emaneti? Elinden geldiği kadar koruyacaksın. İkincisi, haset ve adavete girmeyeceksin. Eğer haset ettin mi, hasidi yakar, edeni yakıyor, şansın yok. İnan hiç şansın yok. Duramazsın. Yakar. Söyledi ya Vehşi, mesela binanın temelleri oluyor ya, yurt dışında müminlerin kuvveti esastır diyor. Evet. Yani zaten öyle diyor. Uhuvvet ve tesanı sırrına mazhar eyle diyor. Abi ders bölümesinin sonunda da başta Mehmet abi demişti yıldızlarla ilgili. He, yıldızlarla. Bir cin yaratılıyor. İşte o kötülükleri o şey yapıyor. Bir de yıldız yaratıyor. Peki o ilhamlar o yıldızdan mı geliyor diye düşünüyorum. Evet. O yıldızın müekkel melaikesi var. O her doğan insanla bir beraber Allah bir yıldız yaratıyor. O insan onun çekim yasasındadır. Ve bir de cin yaratılıyor. O cin onun şeytanıdır. Yani nefs emaresi o. O yıldız harf dediğiniz esma diyebilir miyiz abi? Tabii yani yıldız her bir harftir veya yıldız onun bir esması da olabilir. Yani bütün o alemi gayipten gelecek feyizler o yolla geliyor. Buradan da sen oraya gidiyor. O şimdi yaklaştığı zaman sende sıkıntı oluyor. O da yıldız ya, cisimdir ya. Ha, milyarlarca yok mu galakside yıldızlar? Yani öyle tesadüf değil. Herkesin bir galaksisinde bir yıldızı var. Onun şeylerinden, hareketlerinden de insanla çekiliyor veya itiliyor. Abi, hadis, hadis-i şerif. Ben bu tür şeyler nasıl diyebilirim? Hadistedir. Onu evet, galiba evet. Tefsiri Demiri'de okudum. Yıldız ve cin yaratılıyor. Efendim Mehmet? İbrahim Aleyhisselam için abi orada Cebrail Aleyhisselam diyor. Birisi de diyor okusun aklıma kaldı. Diyor ki bunun diyor neslinde yıldızlar sayısı kadar olacak diyor. Nasıl? Bunun nesli. İbrahim Aleyhisselam'ın nesli. Allah Allah. Yıldız sayısı kadar olacak yani. İbrahim Aleyhisselam'ın nesli yıldızlar sayısı kadar. Evet. Ha. Eshabeler yıldızlar gibidir. Ondan sonra şey diyor, zaten vefat eden ruhların yıldızlarda gezmeye diyor. Yani sanki basamakmış yıldızlar, biliyor musun? Böyle bir yere sıçramak için var ya, sudan geçmek için derede taş olur ya, taştan, çamurdan veya sudan kurtulmak için basarsın ya. Yıldızlara bas çık diyor. Vefat edince falan mı yoksa? Evet, vefat etmeden önce oluyor. Oluyor. He. Çünkü öyle yıldız var ki hem cennete bakıyor hem dünyaya nazar ediyor. 17. sözde.